Koleksiyon para tüneri sunar. Efendim Eko Türk TV ekranlarından tekrar herkese merhabalar. Ben Eren Can Umut. Bu sefer de Para Töner programı ile karşınızdayız. Özellikle günün en önemli maddesi, aslına bakarsanız bu haftanın en önemli gündem maddesi, dün Amerika tarafında açıklanan enflasyon verileriydi ve enflasyon Mart ayında %8,5 artışla beraber son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ki zaten haber başlıklarımızın da temelinde Amerika'da dün açıklanan enflasyon verisi geldi. İsterseniz ilk haberle şöyle bir başlayalım. ABD enflasyon az önce de bahsettiğim gibi %8,5 seviyelerine yükselmiş oldu ve son 40 yılın en yüksek seviyelerinde kalıcılık sağlamaya devam etti. Tabii ki bu unsurda özellikle de önümüzdeki döneme ilişkin enflasyondaki yükseliş hareketine yönelik beklentilerin de hala kuvvetli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat bu datada şöyle küçük bir ayrıntı var. Manşet taraf beklentilere paralel gelse dahi çekirdek enflasyon rakamı %6,6'lık bir artış beklentisine karşılık %6,5 ile beraber beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Yani gıda ve enerji fiyatlarını çıkarttığımız zaman manşet taraftan çekirdek enflasyon beklentilerin çok hafif altında geldi ve çekirdek enflasyonun beklentilerin aşağısında gelmesiyle beraber Amerika'nın 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif montanlı bir geri çekilme oldu. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Hafta içerisinde %2,83 seviyesiyle beraber 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan 10 yıllıklar an itibariyle ki datanın açıklanmasıyla beraber bir miktar aşağı geldi ve an itibariyle de 2,75 seviyesinde işlemlerine devam ettiğini söyleyelim. Yalnız Amerika'daki enflasyon datasının yükselmeye devam ediyor olması ve önümüzdeki döneme ilişkinde yükseliş hareketinin kuvvetli muhtemel olması senaryosuyla birlikte FED üyelerinden de oldukça şahin açıklamaların geldiğini gördük. FED başkanlarından, yani daha doğrusu bölgesel FED başkanlarından James Bullard, ki kendisi St. Louis FED başkanıdır, yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Ilımlı faiz artışıyla enflasyonu düşürmek bir fantezi yönünde bir söyleme oldu kendisinin, ki bu oldukça önemli bir açıklama ki zaten piyasalarda da Ballard'a yönelik oldukça şahin bir görüş var. Hatırlayalım. FED en son, yani daha doğrusu Şubat ayındaki yapmış olduğu toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitmişti FOMC toplantısında ve 50 bas puan olması gerektiğini düşünen tek üye Ballard'tı. 8 üye 25 bas puan faiz arttırımı şeklinde oy verirken Ballard 50 bas puanlık faiz arttırımı şeklinde oy vermişti. Dolayısıyla şahin bir üye, ki diğer FED üyeleri kıyasladığımızda ki en şahin üyenin Ballard olduğunu biliyoruz ve Ballard da bu şahin tondaki söylemlerini önümüzdeki döneme ilişkin arttırarak, sertleştirerek devam ediyor. Dün Financial Times'a vermiş olduğu bir mülakatta, bir söyleşide yine dediğimiz gibi özellikle de ılımlı faiz artışlarıyla enflasyonun düşmeyeceğine, bunun bir fantezi olduğuna ilişkinde bazı açıklamalarda bulundu ve özellikle de şunu da belirtti: Mayıs ayında yapılacak para politikası toplantısında yarım puanlık faiz artışını destekledi ki zaten piyasalarda da çok güçlü bir beklenti, hatta kesin niteliğini taşıyor. 4 Mayıs'taki FOMC toplantısında Fed'in 50 bas puanlık faiz arttırma olasılığı. Yani aslında buna bir olasılık demeyelim çünkü piyasalarda şu anda kesin şeklinde bir fiyatlama aslında var, ama Ballard aynı şekilde de şunu söylüyor: evet, Mayıs'ta 50 bas puanlık bir faiz arttırımı gelecek, gelmesi gerekiyor, fakat bundan sonraki toplantılarda da yine 50 bas puanlık faiz artışlarıyla faiz arttırım döngüsünün devam etmesi gerektiğine ilişkinde bazı açıklamaları var. Tabii ki diğer önemli açıklaması da şu: merkez bankaların mevcut politikaları bence biraz hayal barındırıyor diyor Ballard ve nötr faizin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamadığını dile getiriyor ve sadece yukarı yönlü baskının oluşmasını engellediğini dile getiriliyor. Ki son dönemde de nötr faiz oranına ilişkinde beklentiler, aslında bakarsanız politika faiz noktasında %2,4. Fakat Ballard daha önce yapmış olduğu söylemlerde politika faizin %3-3,25 seviyelerine kadar yükseltilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Sadece Ballard değil, özellikle dün FED Başkan Yardımcısı olması beklenen Brainard'ın da yapmış olduğu bir açıklama var ve Brainard da şunu söylüyor: Haziran ayında tahvil alımlarının, daha doğrusu zaten tahvil alımları son buldu ama Haziran ayıyla beraber bilanço daraltılma sürecinin başlaması gerektiğini ve bilanço daraltılma sürecinin faiz arttırımlarının devam ettiği bir ortamda
başlaması gerektiğini de dile getiriyor ve bu politikanın önümüzdeki döneme ilişkin enflasyonun da aşağı doğru çekilmesi noktasında gerekli olduğunu da yine dile getiriyor. Evet, enflasyon sadece Amerika'nın değil, bütün dünyanın şu anda en önemli meselesi ki özellikle tüm dünyada küresel merkez bankalarının en önemli gündem maddesi. Bugün gelen veride de İngiltere'de enflasyon %7 seviyesine yükselerek son 30 yılın zirvesine tırmanmış durumda. Onu açıklayalım ve hatta şunu da net olarak söyleyelim. Bu ay içerisinde enerji fiyatlarının yani enerji fiyatlarındaki tavan seviyeye %54'lük bir zam yapıldı İngiltere tarafında ve şu anda 30 yılın en yüksek seviyesi olan %7 oranının içerisinde bu zam yok. Dolayısıyla önümüzdeki döneme yönelik de %7 seviyesinde açıklanan Mart ayı enflasyonunun Nisan ve Mayıs ayları gibi yani önümüzdeki döneme ilişkinde enflasyonda yükseliş hareketinin kesin olduğunu da kesin gözle görüldüğünde net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem Amerika'da hem de İngiltere tarafında enflasyondaki yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli. Evet, şu anda bir de enflasyondan tabii ki bahsediyoruz ama petrol fiyatlarında da son dönemde ciddi anlamda bir hareketlilik, ciddi anlamda bir oynaklık var ki burada da baktığımız zaman ABD tarafından Enerji Enformasyon İdaresi de petrol fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Tabii ki bu revizedeki en önemli sebep de petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizliğin bulunduğunda dile getiriliyor ve Nisan 2022 kısa dönem enerji görünümü raporunda ki zaten bu rapor eşliğinde fiyatların aşağı doğru revize edildiğini söyleyelim ve Brent petrol için $105.92 beklentilerini yani bir önceki raporda $105.92 şeklinde yıl sonuna ilişkin bir Brent petrol beklentileri vardı. Fakat bu beklentileri $103.37 seviyesine indirdiğini görüyoruz ve aynı zamanda da ABD tipi ham petrol fiyatlarına ilişkinde beklentiler $101.17 seviyesinden şöyle baktığımız zaman $97.96 seviyesine revize edildi. Yani petrol fiyatlarında aşağı doğru bir fiyatlamaların olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz ki 2022 Nisan ayına ilişkin raporda da yine az önce bahsettiğimiz gibi aşağı yönlü bir revizyon var. Tabii ki şöyle de bir risk olduğunu söylüyor Amerika Enerji Enformasyon İdaresi. Diyor ki diğer petrol üreticisi ülkelerin takınacağı tutum ve makroekonomik gelişmelerin petrol talebi üzerinde olası etkilerinde yılın geri kalanında petrol fiyatlarını etkileyecek diğer unsurlar olduğunda dile getiriliyor. Yani her ne kadar bir miktar petrol fiyatlarında yani içinde bulunduğumuz yılın sonuna ilişkin petrol fiyatlarında bir aşağı doğru hareketlenmenin, geri çekilmenin beklendiğine dair bir rapor yayınlasa da ama yine de belirsizliğin çok yüksek olduğunu ve dolayısıyla bu belirsizliklerin petrol fiyatlarında da oynaklığı arttırabileceğini de altını çiziyor. Dolayısıyla bugün açıklanan bu rapora baktığımız zaman bu raporun yukarı doğru da revize edilme ihtimali var. Ama şimdilik mevcut şartlar dahilinde yıl sonunda hem Brent petrolde hem de Amerikan tipi ham petrol fiyatlarında daha önceki raporlara göre aşağı doğru bir revize olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında son dönemde de bir yukarı doğru hareketlenmenin olduğunu zaten görüyoruz. Bir dönem daha doğrusu çok yakın geçmişte hem Brent petrolün hem de ABD tipi ham petrolün $100 seviyelerinin altını dahi test ettiğini görmüştük ama an itibariyle $104 hatta $105 seviyelerine kadar yükselmiş ve bu seviyelerde işlemlerin geçtiği bir Brent petrolle karşı karşıyayız ve bu unsurda da en önemli açıklama Putin'den geldi. Putin Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi. Ukrayna ile bir savaş ihtimalinin zaten daha öncesinden belirdiğini ve bu savaşın çıkmasının da Rusya'nın çıkarına özellikle güvenlik noktasında çıkarına olduğunu dile getirdi. Yani Rusya'nın artık herhangi bir seçeneğinin kalmadığını ve Ukrayna'ya askeri operasyon yapmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Fakat en önemli açıklaması da şuydu. Hatırlayalım geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantı sonucunda bazı temel maddeler üzerinde anlaşmanın sağlandığı açıklanmıştı ve bu da piyasalar nezdinde pozitif bir havanın oluşmasını beraberinde getirmişti ama Putin yapmış olduğu açıklamada işte o İstanbul'daki toplantıda alınan pozitif kararların yaşanan o anlaşma maddelerinin Ukraynalı heyet tarafından daha doğrusu Ukrayna tarafından yerine getirilmediğine ve yerine getirilmediği için de müzakerelerin çıkmaza girdiğini dile getirdi ve aynı zamanda da
askeri olarak istedikleri olmadı. Daha doğrusu askeri olarak yaşanan bu Ukrayna'ya işgal girişiminin özellikle başarıyla sonuçlanmadığı sürece askeri operasyonlarında devam edeceğine ilişkin net açıklamalarda bulundu. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşının önümüzdeki dönemde sonlanmayacağına dair Putin'den gelen bu açıklamalar ya da bu beklentileri kuvvetlendiren Putin'in açıklamaları sonucunda da petrol fiyatlarında net bir şekilde yukarı doğru hareketlenmenin hız kazandığını gördük. Evet, Amerika tarafında dün açıklanan enflasyon rakamı epey önemli ve %8,5 geldiğini az önce dile getirdik. İngiltere tarafında son 30 yılın en yüksek enflasyon verisiyle karşılaştık ve özellikle İngiltere'de enflasyonun yükseliş hareketinin devam edeceğine ilişkin algı bir hayli kuvvetli ki bu da çok doğal olarak İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz arttırım sürecine devam edeceğine ilişkin algıyı ve beklentileri kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor ve petrol fiyatlarında da son dönemde yaşanan oynaklık ve sebeplerini kısaca tartıştık, kısaca değerlendirdik. Gelin isterseniz bir de haber başlıklarımızdan sonra şöyle bir hem yurt içi hem de yurt dışında geçen fiyatlamalarımıza şöyle bir bakalım. İlk etapta fiyatlamalar noktasında yurt içi tarafla başlayalım. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman %1'e yakın bir yükseliş hareketi var an itibariyle ve %0,87 seviyesinde yükseliş hareketiyle beraber fiyatlamalar 2485 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Dolar TL tarafına bakacak olursak dün akşam saatleriyle özellikle bir miktar geri çekilme yaşandı ve 14.60 seviyelerinin altı test edilerek 14.57-14.56 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı. Fakat dünkü kapanışa göre çok net bir fiyatlama değişikliği yok. 14.60 seviyesinin az biraz altında fiyatlamalar devam ediyor ve an itibariyle de işlemler 14.59 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Euro TL'de 15.81 seviyesiyle beraber dünkü kapanışta göre herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Sepet kur tarafı da yine hem dolar TL hem de euro TL tarafındaki yatay seyre paralel olarak burada da fiyatlamalar oldukça yatay ve 15.19-15.20 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Gram altın tarafına bakacak olursak özellikle ons altın tarafında bir miktar yükseliş hareketiyle beraber 926 TL seviyelerine kadar yükselmiş bir gram altın fiyatlaması olduğunu takip ediyoruz. Yükseliş oranında %0,35 olduğunu yine ekranlarda net bir şekilde görmekteyiz. Evet, bir diğer fiyatlama penceremize hemen geçelim. Şöyle bir kısaca değerlendirelim. Yurt içi tarafı şöyle bir değerlendirdik. Evet, diğer fiyatlama penceremiz dolar endeksiyle başlayalım. 100 seviyesinin üzerinde kalıcılık devam ediyor. Özellikle Amerika'dan gelen son 40 yılın en yüksek enflasyon verisiyle beraber ki 8,5'lara çıkan bir enflasyonda az önce zaten dile getirdik, hatırlattık ve değerlendirdik. Dolayısıyla Fed'e ilişkin beklentilerin daha da şahin tonda olmasıyla birlikte son dönemde dolar endeksinde kuvvetli bir yükseliş hareketi vardı ve bu yükseliş hareketinin de devam etmesi ile beraber 100 endeks değerinin üzerine yerleşme çabaları olduğunu görüyoruz dolar endeksinde ve dünkü kapanışa göre de %0,08 ile beraber çok kuvvetli bir fiyat değişimi yok ama az önce dedik 100 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlama çabalarını yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Euro dolar tarafına bakacak olursak 1.09 seviyesinin altında işlemler geçiyor. 1.08.37 ile beraber ve %0,09'luk yükseliş hareketi olduğunu takip ediyoruz. Pound dolar cephesi 1.30 seviyesinin çok hafif üzerinde ve %0,04 yani dünkü kapanışa göre çok net bir fiyatlama değişikliği yok. Dolar yen cephesine baktığımız zaman 125.97 ile birlikte bu tarafta da %0,48 yani %0.5 puanlık bir toparlanma hareketi var. Dolar İsviçre frangına bakmak gerekirse de 0.93.37 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0,06'lık bir yükseliş hareketi olduğunu yine görmekteyiz. Yani burada da dünle kıyasladığımız zaman çok kuvvetli sayılabilecek bir fiyatlama değişikliği yok. Evet, bir diğer fiyatlama penceremize hızlıca geçelim. Dolar endeksi, euro dolar, pound dolar, dolar yen ve dolar İsviçre frangı değerlendirdik. Evet, ABD tahvil getirilerine bakalım. Az önce de bahsettim. Tahvil getirilerinde dünkü Amerikan enflasyon verisi sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı ve bu geri çekilmenin sebebinde açıkçası çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin hafif de olsa altında kalmasına bağlayabiliyoruz. %6,6 ile beklenen çekirdek enflasyon verisi %6,5 gelerek beklentinin altında kaldı ve tahvil getirilerinde bir miktar geri çekilme
seyirleri tetikledi. An itibariyle 2 yıllıklara baktığımız zaman 2.40 seviyesinin altında fiyatlamalar oluşuyor ve geri çekilme dünkü kapanışa göre %0.87 oranında olduğunu görüyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvilin getirisine baktığımız zaman da %2.74 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmıştı ki hafta içerisinde 2.83 seviyelerin dahi üzerinin test edildiği bir fiyatlamayı görmüş ve 2018-2019 yıllarından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı 10 yıllıklar ama an itibariyle bir miktar geri çekilme var. Fakat dünkü kapanışa göre de %0.40'lık bir yükseliş hareketi olduğunu takip ediyoruz. ABD 30 yıllık cephesi ise 2.83.70 yani 2.84 seviyesinin çok hafif altında ve yükseliş hareketi de %1 şeklinde olduğunu görmekteyiz. Evet, Amerikan tahvil fiyatlamaları da ABD tahvil cephesindeki fiyatlamaları da değerlendirdikten sonra çok kısa bir de emtia cephesine bakalım. Az önce zaten gram altın tarafında bahsettik. Çünkü dolar TL'de bir miktar geri çekilme olmasına karşılık gram altında bir toparlanma varsa bunun en önemli sebebi, hatta tek sebebi ons altın tarafında hafif montanlı olsa bir yükseliş hareketi olmasıydı ve baktığımız zaman da gerçekten ABD 10 yıllıklarının, daha doğrusu genel itibariyle ABD tahvil getirilerindeki geri çekilmeye bağlı olarak bu ilişkiyle ons altın tarafında bir miktar yükseliş hareketi var ve 1975 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. %0.46'lık bir toparlanma olduğunda yine takip etmekteyiz. Brent petrolde 106 dolar seviyesi aşılmış durumda. 106 dolar seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşuyor ve %1.17'lik yükseliş hareketi olduğunu yine takip etmekteyiz. Ham petrol cephesi de daha hafta içerisinde 96-97 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı. Fakat bu geri çekilmenin devam etmediği ve 101 dolar 69 sent seviyesine kadar yükseliş hareketinin an itibariyle yaşandığını görüyoruz ve yukarı doğru fiyatlama oran bazında %1.12 seviyesinde. Evet, gündemin öne çıkan haber başlıkları genel itibariyle Amerika ve küresel ölçekteki enflasyonist baskı ve petrol fiyatlarındaki oynaklıktı. Fiyatlamaları da şöyle kısaca bir göz gezdirdik. Tüm bu gelişmeleri konuklarımızdan konuşacağız. Önce konuklarımızı şöyle bir tanıyalım. Evet efendim, Paratoner kaldığı yerden devam ediyor. Malum öncelikle futbol kulüplerinin, ki özellikle spor kulüplerinin açıklamış olduğu bilançolar var ve bu bilançoları değerlendireceğiz ve madde madde yeni spor yasasında yorumlamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Dolayısıyla bu konu özelinde ilk olarak konuğum spor ekonomi yazarı Tuğrul Akşar olacak. Tuğrul Akşar Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eren Bey, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, şimdi futbol kulüplerinin yıllara göre net kar rakamları açıklandı. Takip etmişsinizdir. Evet. Baktığımız zaman burada en büyük zararın özellikle 2021 yılı, yani geçtiğimiz yılın 3. çeyreği bazında değerlendirdiğimiz zaman 418 milyon TL ile Trabzonspor olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'a baktığımız zaman 396 milyon TL olduğunu görmekteyiz. Fenerbahçe'nin 133 milyon TL ve Galatasaray'ın da 173 milyon TL bir zarar rakamına ulaştığını görüyoruz. Ama 2022 yılıyla kıyasladığımız zaman net bir şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, ki özellikle de Galatasaray'ın net zarar rakamını ciddi montanda düşürdüğünde yine önümdeki grafikten takip ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu finansal tabloları? Şimdi bu finansal tablolar tabii yani 9 aylık tablolar. Doğru. Bir kere yıllık tablo değil. Yani 3. dönem sonu itibariyle 4 büyüklerdeki duruma baktığımız zaman bu dönemsel bakış bizi zaman zaman biraz farklı bir değerlendirmeye de götürebilir. O yüzden bazı kalemlerde kümülatif bakmak lazım. Tabii. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bir kar kalemine bakacaksak buradaki dönemsel kardaki azalış veya zarardaki artıştan daha çok kümülatif anlamda zarar ne kadar? Yani geçmiş yıllardan gelen örneğin birikimli zararlar. Şimdi burada her ne kadar zararlar söz konusu olsa ve bazı kulüplerde zarar düşüşü olsa da
Türk futbol kulüplerinin ve özellikle dört büyüklerin birikimli zararları yaklaşık 6 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Yani bu şu demek, toplam futbol gelirlerimizin %150 daha fazlası. Yani 4 milyar civarında Türk futbolunun işte pandemi sonrası gelirleri yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 4-4,5 milyar civarında gelirden söz edebiliriz. Buna karşın birikimli zararlar Süper Lig'de 6 milyar liraya ulaşmış ama dönemsel zararlarda bazen zaman zaman iyileşmeler olabilir. Şimdi bu zararlarda tabii en çok, en büyük zararın aslında şampiyonluğa giden Trabzonspor'da olduğunu görüyoruz. Trabzonspor 411 milyon itibariyle dönemsel zararı var. Burada bizim esas üzerinde durmamız gereken pandemi sonrası kulüpler gelir olarak toparlanabildiler mi, toparlanamadılar mı? Buradaki gelişmeye bakmak gerekiyor. Buraya baktığımızda kulüplerin özellikle stadlarda da seyirciyle oynanmaya başlanmasıyla birlikte hem maç günü gelirlerinde hem de ticari gelirlerinde, çünkü logo ürün satışı ve diğer sponsorluk ve ticari gelirlerde de artışlar kaydettiğini gördük. Dolayısıyla yani pandemi öncesi dönemindeki rakamlara tam ulaşamadılar. Fakat burada bir iyileşme var. Ancak sıkıntı ne? Sıkıntı şu, giderler de maalesef yukarı yönlü. Yani kurlardaki yukarı yönlü hareket otomatikman sözleşmelerin, oyuncu ücret ve maaşların %75 civarı yabancı para üzerinden, euro üzerinden olduğu için kurlarda bir geri gelme olmadığından kulüplerin esas ana faaliyet gideri olan oyunculara ödenen ücret ve maaş giderleri kulüplerin zararlarına da önemli bir etken. Nitekim şu anda kulüpler her kazandığı 100 liranın neredeyse 85-86 lirasını oyuncularına ücret ve maaş gideri olarak ödüyor. Yani geriye kalıyor %14. Zaten bankalara ödemiş oldukları borçlanma finansman giderinde %40 gibi falan kabul edecek olursak zaten şu anda mevcut faaliyetten elde olunan gelirler giderleri karşılamakta yetersiz kalıyor. Yani şu anda kulüpler sabah anahtar çevirdiğinde veya antrenmana çıktıklarında eksiyle başlıyorlar. Nitekim kulüplerin gider gelir dengesine baktığımızda da şunu söyleyebilirim. Örneğin Beşiktaş Spor Kulübü'nde giderler gelirlerin %151'i, yani 1,5 katına ulaşmış. Fenerbahçe'de giderler gelirlerin %113'üne ulaşmış. Galatasaray'da %120'sine ulaşmış. Trabzonspor'da ise %207, yani 2,07, 2 katına ulaşan bir gider gelir dengesizliği var. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden futbol kulüplerinin içinde bulundukları finansal kriz de bu anlamda derinleşiyor. Bunun tabii Borsa İstanbul'a yansıması farklı olabilir. Çünkü Borsa İstanbul'daki hareketler çok sportif performansla doğrudan örtüşmeyebiliyor. Çünkü zaman zaman... olumsuz sonuçlar olsa bile Borsa İstanbul'daki hareketler ters yönlü olabiliyor veya olumlu sonuçlar olsa bile bazen de ters yönlü hareketler olabiliyor. Ancak şunu söyleyebilirim, 4 kulübün toplam futbol pastasından, yani Süper Lig'de yaratılan toplam futbol pastasından aldıkları pay %43. Neredeyse biz %45'ini, hadi %50'sini 4 kulüp alıyor diyelim. Şimdi o yüzden 4 kulübün finansal yapısındaki olumsuzluklar otomatikman Süper Lig'deki mali dengeyi, finansal durumu olumsuz etkilemeye başlıyor. O yüzden kulüplerin bu finansal yetersizliklerin arka planına baktığımız zaman da gelir gider yetersizliği, denk bütçenin bir türlü gerçekleşmeyişi ve giderle gelir arasındaki açığın da borçlanmayla kapatılmaya çalışması. Nitekim bu kapsamda bakıldığında yani sadece 4 kulübün toplam banka borçları yaklaşık 13-14 milyar liraya ulaşmış durumda. Zaten Süper Lig'in birikimli faizleri vesaireyi de eklediğimizde borçları toplamı 16-17 milyar liraya geliyor. Dolayısıyla hani giderler tarafında çok etkin ve verimli olmayan bir yönetim, gelirler tarafında iyileşmeye başlayan, nispeten pandemi öncesine dönmeye başlayan olumlu bir gelişim söz konusu. Ama sonuçta baktığımızda geçmişten gelen finansal olumsuzluklar nedeniyle öz kaynak açıkları var. Yani bugün Euro'nun, UEFA'nın geçen senenin verilerine göre, bu yıl yayınlamış olduğu rapora göre de Türk futbol kulüpleri toplamda 660 milyon euro civarında öz kaynak açığı veriyorlar. Yani iyileşme ve toparlanma başladı ama mevcut yaraları sarmada yetersiz kalıyor. O yüzden buradaki yapılması gereken nedir diyecek olursanız, öncelikle tabii sportif performans, ama sportif performanstan kastımız sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da sportif performans ortaya koyup UEFA gelirlerini artırmak.
Çünkü UEFA gelirleri futbol kulüplerinin gelirlerinin önemli bir payını oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek demek yani minimum 25 milyon euro kasaya para koymak demek anlamına geliyor. Buraya gidemediğiniz takdirde tabii çok önemli bir gelirden mahrum kalıyorsunuz. Finansal olarak maalesef şunu söylemek durumundayım. 4 kulübümüzün de finansal dengeleri gitmiş, öz kaynak açıkları artmış, zararları kümüle anlamda yükselmiş, gelirleri giderlerini karşılamayan bir yapıyla karşı karşıyayız ve bu anlamda sürdürülemez bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada esas bakılması gereken bu finansal dengeyi tekrar nasıl ve ne şekilde kurabiliriz? Bunun da yolu bir kere etkin mali yönetimden ve kaynakların etkin verimli kullanılmasından geçiyor. Fakat maliyet yönetimi de çok elinizde değil. Yani çünkü dediğim gibi giderlerinizin %84'ü oyuncularınıza ödediğiniz ücret ve maaşlardan oluşuyor. Oradaki maaşları ve ücretleri pandemi döneminde denendi ama yani başarılı olamadı. Geri çekemediler. Tabii otomatikman kurlara da endeksli olduğu için kurlardaki yukarı yönlü hareket kulüplerin durduk yerde zararlarını artırıyor. Bir diğer nokta da şudur. Kulüplerin tabii yapılandırılmış önemli borçları var. 2019 yılında yapılandırılmıştı. 2021'de ilk ödeme geldiğinde maalesef ödemeler gerçekleştirilemediği için yeniden yapılandırılmak durumunda kaldı. Burada yine önemli bir faiz gideri var kulüplerin. Faiz gideri ve artı yine TL'ye dönmeyen kredilerden kaynaklanan yabancı para kredilerde kulüplerin finansal giderlerini ciddi ölçüde artırıyor. Yani sadece finansal giderler artı oyuncu ücret ve maaş giderleri toplam kulüp gelirlerinin neredeyse %120'sine %125'ine geliyor. Bu da sürdürülebilir bir durum olmadığını gösteriyor bize. Evet, şimdi gider gelir dengesizliğinden bahsettiniz. Gerçekten arada ciddi anlamda bir uçurum var ve az önce bahsettiğiniz evet. Diğer konuda Avrupa'ya giden takımın işte Şampiyonlar Ligi'nin ayak bastı parası gibi 20-25 milyon euroluk bir rakamı direkt kasaya indirmesi. Ama baktığımız zaman hem bu gider gelir dengesinde ciddi anlamda bozuk seyrin olduğunu hem de Avrupa'da başarının çok kuvvetli bir şekilde gelmediğini ve dolayısıyla da bir yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzeltin. Sanırım Avrupa yani UEFA sıralamasında 20. sıraya düşen bir Türkiye var ve dolayısıyla evet, da... Evet yani 19 ama 20 evet. olacağız yani durum onu gösteriyor. Evet. Yani 20'ye evet. doğru gitmekteyiz. Şimdi dolayısıyla da bizim ligimizin şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'ne gruplara gidemeyecek. Gidemeyecek. Evet şimdi gidemeyecek. Böyle bir durumda... Eren Bey burada bir açıklama daha tabii yapalım. Ki. Şimdi eskiden şöyleydi yani ilk 10'da veya ilk 11-12. Sırada yer alan ligler ilk 10'daysanız zaten iki şampiyonunuzdan birisi direkt gruplara kalıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyordu. Birisi de ön eleme oynuyordu. Evet. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Diğer takımlarımız da 5 takım da katılıyordu Süper Lig. Süper Lig'in 2 takımı Şampiyonlar Ligi, biri direkt, birisi ön eleme. Diğer Doğru. geri kalan 3 tanesi de Avrupa Ligi'ne gidiyordu. Avrupa Ligi toplam UEFA gelirlerinin 3'te 1 kadar kulüplere bir gelir dağıtımı yapıyor. Fakat daha da kötüsü biz bu performans nedeniyle Avrupa Ligi'ne de kulüp gönderemeyeceğiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne Avrupa Ligi'ne gönderemediğimiz evet. takımlarımız Konferans Ligi'ne katılacaklar. Şimdi Konferans Ligi'nde dağıtılan paralar da gerçekten çok çerez paralar. Yani oraya katılan kulüplerin maliyetlerini karşılar mı çok emin değilim. Dolayısıyla yani aslında UEFA kas sayı sıralamasında Süper Lig'in gerilere düşmesi yani Türkiye'nin 19. 20 sıraya gelmesi aynı zamanda futbol pastasında bir anlamda küçülmesine yani kulüplerimizin parasal gelirlerinin daralmasına yol açacak bir olumsuz gelişme maalesef. Evet, şimdi tüm bu şartlarda bir de bizim spor yasamız var. Ve evet. spor yasasında işte az önce dediniz ya gider gelir dengesizliği çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Mesela spor yasası noktasında önümde bir madde var. Diyor ki düzenlemeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemi getirilecek. Spor evet. kulüpleri ve spor anonim şirketleri önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla %10'una kadar borçlanabilecek. Mesela denk bütçeyi destekleme noktasında ya da denk bütçeyi sağlama noktasında bir hamle. Başka bir taraftan spor kulübü yöneticileri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ve diğer evet. bir maddede de menajer ücretlerine ciddi anlamda bir sınırlama getiriliyor. Şimdi bu şartlar dahilinde denk bütçe sağlama noktasında bu yasa yeterli olur mu? Ve özellikle de spor kulüpleri yöneticilerinin de zararlardan sorumlu olacağı maddesiyle beraber başkan bulmak kulüplere ne derece kolay olur sizce? Çünkü malum en yakın tarihte Galatasaray'ın başkanlık süreci var. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Şimdi bu spor yasası ile ilişkili ben de bayağı okudum, araştırdım. Hatta
bir makalede yayınladım. Tekrar geri kalan da yayınlayacağım. Şunu söyleyebilirim. Bir kere iyi niyetle hazırlanan bir yasa. Onda hiçbir endişem yok. Yasanın olumlu yönleri var. Yani en azından kulüplerin birazcık daha finansal çeki düzen sağlanması açısından bu yasada getirilen bir takım yaptırımlar önemli. Fakat burada tabii sıkıntı şu. Yani yasal düzenlemelerle sorunu çözmek çok mümkün değil. Yani bizim yapısal problemlerimiz var. Geçmişten gelen yapısal problemleri çözümlemeye yönelik bir yeniden aslında düzenleme birazcık yapısal problemlerin haline yönelik olsaydı nitekim Türk futbolu daha doğrusu Türk spor kulüpleri, Türk sporu da hem rekabette daha ileriye gidebilir ve parasal gelirlerini artırabilirlerdi. Yani yasal düzenleme iyi niyetle hazırlanmış olmakla birlikte benim gördüğüm kadarıyla örneğin bütçe denkliğinin getirilmesi zaten UEFA'nın finansal fair play kriterleri içerisinde var. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisanslama kriterleri içerisinde var. Fakat yasanın uygulanması veya yönetmeliklerin talimatlarının uygulanması çok önemli burada. Yani var olan mesela UEFA bu konuları çok sıkı tutuyor. Bu denk bütçe uygulaması ve başa baş noktası diyorlar onlar mesela. Evet. Yıllık zarar kotası var orada. İşte 30 milyon euronun üstünde bu 10 milyon euroya kadar indirildi. Onun üstüne zarar edenleri işte çeşitli yaptırımlara tabi tutuyor. Hatta gerekirse kendi turnuvalarını almıyor. Burada bütün mesele yasa çıktıktan sonra bunu hayata geçirebilmek, uygulayabilmek. Şimdi bu yasada ne çok mağdur olacak olan da 4 kulüp. Çünkü borçlanmanın türü düşünebiliyor musunuz? Yani Süper Lig'deki borçlanmanın neredeyse %85'i 4 kulübe ait. Dolayısıyla bu kulüplerin içinde bulundukları finansal olumsuzluklar onları zaman içerisinde rekabette geriye düşmelerine yol açıyor. Çünkü finansal yetersizlik aynı zamanda sportif yetersizliği beraberinde getiriyor. Doğru. Bunları yasayla işte birden frene basalım, denk bütçe uygulayacaksınız. İşte bundan sonra yüzde gelirlerinizle ancak %10'u kadar borçlanabilirsiniz. Borçlanma için işte ancak mevcut borçlanmanın %25'i kadar temlik verebilirsiniz. Bunlar olabilecek, olması gereken uygulamalar. Ama bunların birazcık daha kurumsal ve birazcık daha yapısalcı ve uzun vadeli stratejik çözüm önerileriyle aslında kapsayıcı kurumları da oluşturarak düzenlenmiş olsaydı bu yasa Türk sporunu rekabette ciddi bir noktalara getirebilirdi. Olumlu yönleri var. Benim ciddi anlamda eleştirdiğim olumsuz yönleri var. Mesela olumsuz yönlerinden birisi şudur. Bu futbol kulüplerinin yöneticilerinin ve başkanının sınırsız sorumlulukları. Şimdi anonim şirket bu kulüpler. Anonim şirket olacak. Zaten dört büyük kulüp zaten anonim şirket şeklinde Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Şimdi anonim şirketlerde ortakların mesela sorumlulukları, koydukları sermaye veya taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Zaten sınırlı sorumluluk vardır. Dolayısıyla burada şimdi siz hem kulüplere anonim şirket olacak diyorsunuz ama arkasından da sınırsız sorumluluk getirdiğiniz zaman burada yasal da problemler var. Yani yine aynı zamanda spor kulüpleri yasası getiriliyor. Bazı profesyonel spor kulüpleri AŞ olmak zorunda ama spor kulüpleri de dernek örgütlenmesi ve dernekler kanununa atıfta bulunuyor. Yani biraz bence aceleye getirilmiş, çok fazla etraflıca düşünülmemiş ve daha geniş kesimlerin de görüşlerine başvurulmamış gibi geliyor. Evet. Bir diğer konu da bence siyasetin mesela kulüplerin denetiminin işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve verilmesi. Şimdi yani anonim şirketler eğer kurulduysa bunlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun hükümlere göre denetlenir ve buna göre raporlar çıkarılır. Dolayısıyla burada bakanlığın ve siyasetin işine girmesi de biraz UEFA ile olan ilişkilerde problemlere yol açabilir. Çünkü UEFA siyasetin futbola ve spora nüfus edimini en aza indirmek istiyor. Bu da sıkıntılar oluşturabilir ama baktığımızda bir takım en azından adımların atılması bakımından bu yasa önemli. Yasanın uygulanabilirliği de çok daha önemli. Kulüpler burada yeni başkan bulabilecekler mi? En büyük problem bu. Çünkü hiç kimse mevcut bu borçlu yapının altına girip o sorumlulukları almak istemeyecek. Çünkü üçüncü kısım yani üçüncü dereceye kadar yakınlarınızın mal varlığıyla sınırsız sorumlu olabilecek bir yasal ve cezai müeyyidesi olan bir yıldan üç yıla kadar da cezai müeyyidesi olan bir yaptırım geliyor. Şimdi bu durumda kimler başkan olabilir? Yani kimler bu riski veya sorumluluğu göğüsleyebilir? Bu da kulüplerin mesela önümüzdeki günlerde yönetsel problemlerini beraberinde getirecekmiş gibi görünüyor. Yani buralarda birazcık daha farklı çözüm yolları önerilebilirdi diye düşünüyorum ama şu da görüldü, bunu da itiraf etmek lazım. Yani yaklaşık 20 yıldır yani 2000 yılından beri aslında futbol kulüplerimizin finansal problemleri çok arttı.
UEFA bir yandan, Türkiye Futbol Federasyonu bir yandan sürekli futbol kulüplerine kendinize çekidüzen verin, kaynaklarınızı daha etkin kullanın, işte borçlanmayı azaltın, zarar etmeyin vesaire. Evet. Bu saate kadar yönetsel olarak getirildi. Ama yasal bir zorunluluk ve dayatma olmadığı için de kulüpler maalesef çok dinlemediler. Burada bu yasayla en azından bunları sınırlandırmış bir başlangıç noktası, milat olmuş olacak yani en azından. Evet. Spor ekonomi yazarı Tuğrul Akşar. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, Tuğrul Bey'le spor ekonomisini konuştuk. Açıklanan bilançolar ve yeni spor yasasını değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, FED başkanları 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelede FED'in daha agresif adımlar atması gerektiği konusunda ortak görüş bildiriyor. FED başkanları 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelede FED'in daha agresif adımlar atması gerektiği konusunda ortak görüş bildiriyor. Başkan yardımcısı olması beklenen FED Guvernörler Kurulu üyesi Leyl Brainard, FED'in iş gücü piyasasına zarar vermeden faizleri nötr seviyeye yükseltme konusunda hızlı hareket edeceğini ve bunu yaparken FED bilançosunun da daraltılmaya başlayacağını ifade etti. Katıldığı iş zirvesinde konuşan Brainard, bilanço daraltma konusunda kararın Mayıs ayında verilebileceğini ve Haziran ayından itibaren uygulamaya geçebileceğini ifade etti. Brainard, FED'in iletişiminin de uzun vadeli finansman piyasalarında finansal koşulları sıkılaştırdığını sözlerine ekledi. Mart ayındaki faiz kararının verildiği toplantı tutanaklarına göre, FED başkanları bilançonun aylık 95 milyar dolar daraltılması konusunda uzlaşma sağlamış durumda. FED'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında politika faizini ise 50 bas puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Pandemi döneminde ultra rahat para politikasıyla FED bilançosu 9 trilyon dolara yükselmişti. Financial Times'a konuşan St. Louis FED Başkanı James Ballard ise, FED'in yükselen fiyatlara karşı koyabilmek için ekonomik aktiviteyi yavaşlatması gerektiğini belirterek, FED'in faizleri yükseltmeden enflasyonu yeterince aşağı yönlü çekebileceğini düşünmenin fantezi olduğunu söyledi. Son 40 yılın en yüksek enflasyonunun kökünü kazıyabilmek için FED'in çabalarında daha agresif olması gerektiğini vurgulayan Ballard, oranların büyümeyi azaltacak bir seviyeye çekilmesi ve enflasyonun kalıcı olduğu düşünülen bileşeni üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması gerektiğini ifade etti. ABD'de Mart ayı tüketici enflasyonu %8.5 ile son 41 yılın zirvesini gördü. Ballard, Mart ayı enflasyonu raporunun FED'in eğrinin gerisinde kaldığı ve harekete geçmesi gerektiğine dair aciliyetin altını çiziyor diye konuştu. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin de FED'in mümkün olan en kısa sürede politika faizini nötr aralığa yükseltmesi gerektiğini ve fiyat baskılarının sürmesi halinde bunun da üzerine çıkabileceğini söyledi. Barkin gerekmesi halinde daha da ileri gidilebileceğini sözlerine ekledi. Genel görüş nötr aralığın %2.25 ile %2.50 bölgesi olduğu yönünde ağırlık kazanıyor. FED'in Mart ayı raporunda yer alan projeksiyona göre ise nötr seviye %2.4 civarında bulunuyor. Evet, şimdi Gedik Yatırım, yatırım danışmanı Eda Karadağ'la birlikteyiz. Eda merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Eda, VTR'miz de zaten vardı, haberimizi gördük. Dün de Amerika tarafından gelen bir enflasyon verisi var ki aslına bakarsan beklentiler doğrultusunda geldi. %8,5 ile beraber ve son 40 yılın en yüksek seviyesi. Şimdi bazı görüşler var. Diyor ki enflasyondaki yükseliş hareketi devam edecek. Hatta çift haneli rakamların görülmesi kuvvetle muhtemel. Ama başka bir taraf var. O da diyor ki zirve seviyeleri artık yakınız. Bundan sonra %5 seviyelerini hatta %4 hatta %4'ün de altına doğru sarkacak bir enflasyon görebiliriz diyor. Senin yorumun nedir? Amerika'da enflasyonun yükselmesini ve yükselişin devam etmesini bekliyor musun? Aslında tabii yükselişin devam etmesi bu koşullar altında bekleniyor. Özellikle evet Mart ayı enflasyonunu aldık ama Nisan, Mayıs ayı enflasyonlarının da önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Hatta Fed Mart'ta faiz artışına başladı. Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz artıracağını da piyasalara bir şekilde duyurdu, hazırlamaya da başladı. Dolayısıyla asıl bu faiz artışları sonrasında aslında enflasyonun görünümü biraz daha önem kazanacak.
sonuçta Mayıs ayı sonrasında eğer enflasyonda gerçekten beklenen düşüş sağlanamazsa bu doğrultuda artık Fed'den yaz itibariyle biz 50 bas puanın da üzerinde faiz artışlarının devam etmesini bekleriz. Dolayısıyla böyle karışık bir tablo var ortada. Sonuçta şu anda hala gerilim devam ediyor. Devam ettiği için de tabii ki enerji fiyatlarında da dalgalanma sürüyor. Zaman zaman belki aşağı yönde seyirler görülse de yine de ana resimde petroldeki yükseliş beklentisi korunuyor. Dolayısıyla enflasyon üzerinde de baskı yarattığı için yani sadece tabii Amerika'da değil dünyada ciddi anlamda enflasyon var. Bu da tabii ki kısa vadede çok böyle bir düşüş beklentisi içerisinde de değil piyasa. Hani gerilim sonlansa bile sonuçta onun vermiş olduğu hasarı toparlamak için yine bir zaman var. Zaten enerji tarafında bir sıkıntısı var. Arz sıkıntısı oluşacak. Zaten var ama daha da oluşması bekleniyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında zaten enflasyonda gerçekten o beklenen o düşüş patikasına ne zaman gireceğimiz konusunda net bir beklenti pek oluşmuş değil. Yani en azından önümüzdeki birkaç ay yine yüksek seviyeleri görürüz. Tabii ki bunun ayrı bir hesaplaması var. Bunu yapmadığım için bu konuyla ilgili net bir beklenti sunamıyorum. Evet. Ama Amerika'da senin de ifade ettiğin gibi hani iki taraf var. Bir taraf yakın zamanda bir düşüş beklentisi içerisinde, diğer taraf çift haneli enflasyonu görebiliriz şeklinde. Yani bunun için bence net bir şey dediğim gibi ifade edemem. Ama sadece gerçekten beklentiler zaten bunu gösteriyor yüksek seviyelerin devam edeceği şeklinde. Sadece burada önemli olan şu olacak. Enflasyona bağlı olarak Fed politikasını belirleyeceği için dolayısıyla enflasyon düşmedikçe Fed bir o kadar politikasında sıkılaşmaya gidecektir. Bu da tabii ki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından çok zorlu bir süreci de beraberinde getirebilir. Şimdi dünkü enflasyon verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvilin getirisinde net bir geri çekilme yaşandı. Yani şu anda mesela an itibariyle bakıyorum az önce programı yaparken 2.75'ti. Şu anda baktığım zaman 2.72 seviyesinde olduğunu görüyorum. Bunu özellikle şeye bağlıyorlar. Yani dün açıklanan çekirdek enflasyon rakamının beklentilerin bir miktar altına gelmesiyle beraber bu geri çekilmenin yaşandığına ilişkin net ifadeler, net yorumlar var. Peki bu geri çekilme sence kalıcı olur mu? Yani biz önümüzdeki döneme ilişkin ABD 10 yıllıklarda yükseliş hareketinin ya da bu faiz oranlarındaki rally'nin devam etmesini beklemeli miyiz? Ve %4'lere doğru yaklaşması muhtemel, hatta %4'ün dahi üzerine çıkabileceğine ilişkin de bazı yorumlar var. Sen bu yorumlara katılır mısın ABD 10 yıllık tahvil getirisi için? Biz aslında böyle hani geçtiğimiz dönemlere baktığım zaman %2 aşar mı derken şu anda %4'leri konuşmaya başladık. Doğru. Tahvil tarafında. Yani ciddi anlamda piyasada bir enflasyon baskısı var. Sen de az önce ifade ettin. Dün gelen evet yıllık bazda manşet enflasyonda beklentiler paralelinde bir veri aldık. Çekirdek tarafta yani enerjiyi çıkardığımız zaman orada bir miktar beklentinin altında kalması aslında bu fiyat hareketinde şu aşamada destekledi. Yani çekirdekte de eğer çok ciddi bir artışla karşılaşılsaydı veya beklentiler dahilinde gelmiş olsaydı hani belki bu kadar bir düşüş oluşmayabilirdi diye düşünüyorum. Ama yani şöyle bir ihtimal var. Evet, piyasa enerjiyi çıkarınca bu rakamı gördü. Hani enerjinin gerçekten ciddi bir baskısı var enflasyon üzerinde. Bunu da aslında dünkü veriyle de görmüş olduk. Şimdi tahvil faizlerine geçecek olursam aslında oradaki volatilitenin devam etmesi zaten bekleniyor. Dolayısıyla yani yukarı yönde eğim sürecek gibi %3'lere doğru bir tahvil faizi 10 yıllıklarda görmemiz muhtemel olabilir diye düşünüyorum. Yani %4'ler için orada biraz daha Fed'in işin içine girmesi gerekecek. Eğer Fed bir o kadar piyasaları baskılamaya başlarsa evet bu doğrultuda zaten tahvil faizlerinde de biz o dediğin %4'lere doğru yükseliş hareketini görebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu aşamada hani evet enflasyonist bir endişeler var. Bunu da zaten tahvilde görüyoruz. Hatta borsalar nezdinde de dışarıda yavaş yavaş bunun fiyatlara yansıtılmaya da başladığını görmekteyiz. Ama %4'ü şu anda telaffuz etmek belki biraz daha zor gibi geliyor. Piyasa Fed'i görüp ona göre aslında tahvillerde de fiyatlamaya gidecektir diye düşünüyorum. Peki, dünkü enflasyon verisinin ardından dolar endeksinde çok net bir hareketlilik olmadı ve 100 seviyenin üzerinde kalıcılık sağlama çabaları da oldukça dikkat çekici. Bu taraftaki beklentin ne? Yani şöyle baktığın zaman 104-105 seviyelerinin aşılma ihtimalini kuvvetli görüyor musun?
Şimdi teknik olarak geçtiğimiz yıl Mayıs ve Haziran ayı itibariyle aslında dolar endeksinde bir yükselen trend oluştu. Dolayısıyla o trendini hala da korumaya devam ediyor. Doğru. Tabii ki yaşanan bu gelişmeler itibariyle 100 puanın üzerine doğru tepkilerin de başladığını gördük. Ama burada biraz 100 puan üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu koşullarda yani teknik anlamda bu biraz daha zor gibi gözüküyor. Çünkü 100 puanın üzerine çıksak bile geri çekilmelerle karşılaşıyoruz. Kar satışlarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir gelgit izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Tabii ki pariteye de bakmak lazım. Paritede de 1.08'li seviyelerdeyiz. Yani orada aşağı yönde bir kırılım görmeye başlarsak 107-106'lara doğru ki önemli destekler orada. Bu doğrultuda zaten biz dolar endeksinde de yukarı yönde bir sıçramayı da izleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda piyasa biraz daha temkinli. Evet, beklentiler var. Beklentileri fiyatlara yansıttı ama özellikle Mayıs-Haziran sonrasında Fed'in yol haritasını tam olarak öngöremedikleri için biraz piyasanın ben temkinli kaldığını düşünüyorum. Bu bir önümüzdeki ay yani daha çok böyle Mayıs ayı, 4 Mayıs Fed toplantısıyla beraber bence işler biraz daha değişebilir piyasaya verecekleri mesajlar doğrultusunda. Peki petrol fiyatlarındaki son dönemdeki bu oynaklığı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir ara malum Amerika'nın stratejik rezervleri kullanma hamlesiyle hem Brent hem de ABD tip ham petrolü 100 dolar seviyenin altına indik ama aynı itibariyle Brent petrol 106 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında yükseliş hareketinin devam etmesini bekler misin? Ben beklerim açıkçası çünkü arz sıkıntısı ciddi anlamda var. Zaten ana hikayede arz talep dengesizliğini görmüştük ve bunun fiyatları da yansıtmıştık. Savaş işin içine eklenince arz tarafındaki bu sıkıntı daha da arttı. Çünkü yeteri kadar piyasaya petrol üretimi yapamıyorlar. Bu da tabii ki bu aradaki dengesizliğin devam etmesine neden oluyor. En son gelen açıklamalara bakıyoruz. Rusya'da üretim anlamında bir azalma var. Yaklaşık 7 milyon varillik bir üretim düşüş, varillik bir düşüş beklentisi hakim ve OPEC de diyor ki biz bu arz tarafını dolduramayız. Yani yeni bir üretim piyasaya veremeyiz. Zaten onların işlerine geliyor. Sonuçta bütçelerine gelir olarak yazıyor. Bütçe fazlası verecek OPEC ülkeleri. Dolayısıyla hani bu durum biraz daha devam edecek. Rusya piyasaya yeteri kadar üretim veremeyecek. Zaten eksik bir üretim de var piyasada. Bu da haliyle fiyatları bir süre daha yukarı çekecek gibi gözüküyor. Yani evet stratejik rezervler kullandırılıyor. En son yapılan adım biraz etkili oldu ama onun da kısa soluklu olduğunu da gördük. Dün Putin'in açıklamaları zaten tekrardan petrolü yukarı yönde tetikledi. Yani müzakerelerde bir ilerleme yok, çıkmaza girildi şeklinde evet. Açıklamalarda bulundu. Hala o ciddi bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Hani savaşı sonlansa bile, ateşkes sağlansa bile petrolün ana hikayesinde hala arz sıkıntısı olacaktır. Ve bu da fiyatlardaki düşüşün bir süre daha sınırlı kalmasına yol açabilir. Peki Eda, son olarak yurt içerisine dönmek istiyorum. Borsa İstanbul yükseliş hareketi devam ediyor. Hem jeopolitik riskler artmış olsa da işte Perşembe günü Merkez Bankası kararı var ki çok ekstrem bir beklenti yok. Ama yüksek enflasyon döneminde Borsa İstanbul'un bir miktarda tetiklendiğini yukarı doğru görüyoruz. Sen mevcut yükselişin korunmasını bekliyor musun ve hangi teknik seviyeleri takip edilmesini öneriyorsun? Şu anda Borsa İstanbul tarafında aslında bu yükseliş trendinin devam etmesi beklentiler dahilinde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 2500 puanların üzerinde yeni zirveler bile test edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta buradaki ana etken enflasyondu. Yatırımcı kendisini enflasyondan koruma amaçlı borsaya yöneltti. Dolayısıyla alımlar hızlandı. Yani yabancı etkisi yok hala. Yabancı takas oranında düşük seviyelerdeyiz. Tamamen biz bize kaldık. Yerlinin çok fazla etkisi var bu anlamda. Birinci çeyrek finansallarının da o kar tahminlerinin de yavaş yavaş fiyatlara yansıtıldığını da görmeye başladık. Dolayısıyla en azından ay sonuna kadar özellikle şu bilanço sezonu başlayana kadar bence bu yükseliş eğiminin devam etmesi muhtemel olacaktır. Teknik olarak seviye verecek olursam 2497'de zaten en son zirvemiz var. Dolayısıyla artık 2500'e çok az bir dilim kaldı. Hani 2500 üzerinde yine 2525'ler, 2550'ler direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Aşağıda da 2427 puan var. Kısa vadede yükselen trendinin geçtiği bir nokta. Çünkü yatırımcılarda biraz da panik havası var. Yani bu yükseliş nereye kadar devam edecek, yerini satışa mı bırakacak şeklinde. Dolayısıyla olası bir düşüş hareketinde bence 2427'lere kadar
karşılanması önemli olacaktır. Çünkü buralarda karşılanırsa tekrardan yerini tepki adımlarına bırakabilir. Ama ne zaman ki 2400'lerin altına doğru bir eğim başlar, yani bu doğrultuda artık yavaş yavaş satışların da devam edebilme ihtimalini karşımıza çıkarır diye düşünüyorum. Yani kısa vadede evet düzeltme hareketleri olur ama ana resimde 2400 puan üzerinde kaldıkça mevcut pozisyonların korunabileceğini düşünüyorum Erenca. Evet, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'a değerli katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olsun. Evet efendim, Para Tüneri'nin burada sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, huzurla kalın. Koleksiyon Para Tüneri sundu.